Merhaba. Bu derste WordPress'in güvenlik konusuna değineceğiz ve size WordPress'te güvenlikle alakalı bazı ipuçları vereceğim. Başlayalım. WordPress'te bir site yaptığınız zaman sizin arkanıza yaslanıp "oh artık bitti site, tamamen hazır" deme lüksünüz yok. Sitenizin güvenliğine de dikkat etmeniz lazım. Elbette WordPress için çok fazla güvenlik tekniği var. PHP dosyalarında yapılan ince ayarlar var. Fakat ben onlara değinmiyorum. Burada basit ve etkili ayarlardan bahsedeceğim. Örneğin WordPress'in mutlaka son sürümünü kullanın seçeneğimiz var. Sessiz olun. WordPress yeni çıkar çıkmaz, güncellenme isteği gelir gelmez WordPress'inizi eski sürümde tutmayın ve yeni sürüme güncelleyin. Veri tabanınızı oluştururken karmaşık şifreler kullanın. Bakın burada iki benzer seçenek mevcut. Veri tabanınızı oluştururken karmaşık şifreler kullanmak ve yönetici ve kullanıcı şifreleri atarken karmaşık şifreler kullanmak. Kolay şifreler kullanırsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 adınız, doğum tarihiniz tarzında şifreler kullandığınız zaman uzun vadede ya da kısa vadede başınıza iş alabilirsiniz. Ancak karmaşık şifre kullandığınız zaman karşı taraftaki kişinin, sitenize saldırma amacından bir kişinin işini bir nebze olsun zorlaştırabilirsiniz. Karmaşık şifreleri nasıl oluşturacaksınız? Bakın, onda kolayı var. Free Password Generator ve Strong Password Generator adresleri var. Free Password Generator bence işini en iyi yapan sitelerden biri. Yapmanız gereken şey şu: bir şifre mi oluşturacaksınız? Önce şuna karar veriyorsunuz. Küçük harfli olsun, büyük harfli olsun. İsterseniz bakın buradan büyük harfi kaldırırsanız büyük harfler yeni generate edilen yani oluşturulan şifrede olmayacaktır. Bu da olmalı. Digit sayılar seçeneği, sayı da olsun oluşturulacak şifrede ve özel karakterler de olsun. Bunun dördünü seçiyorsunuz. Kendinize göre bir uzunluk belirtiyorsunuz. Mesela 10 haneli bir şifre olsun. Generate'e bastığınızda bakın farklı farklı şifreler oluşturuluyor. Aynı işlemi Strong Password Generator adresinden de yapabilirsiniz. Bakın burada şifre uzunluğu 8 yapalım. Punctuation özel karakterler diyelim bu alana. Generate Strong Password'a bastığınızda yeni şifrenizi bu şekilde veriyor. Bu da aklınızda tutmanız için sanki askeri terimlerle birleştirerek veriyor. Örneğin Mike Zulu Delta ZD 55. Tablo örneklerinizi WordPress olarak ayarlamayın. Veri tabanınıza isim verirken WP yerine sessiz olun farklı şeyler kullanın. Ben onun zamanında baştaki derslerimde değinmiştim. MT tire tarzı bir şey kullanabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa. Gereksiz dosyaları silin. Sizin sunucunuzda bulunan ve artık kullanmadığınız sayfalar varsa, WordPress'le alakalı ya da alakasız varsa bunlara HTTP programınızla göz gezdirin ve gereksiz olan kanaat getirdiğiniz dosyaları mutlaka silin. Şimdi WordPress'te güvenlik için bazı ipuçları verdik. Gelelim WordPress'te güvenliğinizi sağlayacak olan eklentilere. Bu eklentiler hayatınızı daha da kolaylaştırıyor. Mesela birinci seçenek antivirüs. Antivirüs sizin sitenize zararlı kod ve ufak patlayıcılara, exploitlere karşı tarıyor. Scan the templates now, temaların şablonlarını tara, tarzı elle tarama yapabilirsiniz. Gelelim ikinci seçeneğe, Akismet. Olmazsa olmazlardan biri. Akismet sizin blogunuzu spam yorumlardan korumanız için bir seçenek. Sizin sitenize bazen yorumlar gelecektir. Bu yorumlar içinde reklam olacaktır, farklı yazılar olacaktır. Akismet bunları otomatikman sizin için ayıklıyor. Diyor ki bu bir spamdır. Yani sitede olmasının hiçbir anlamı yok. Hemen istenmeyenlerin içine atıyor. Akismet sayesinde sizler istenmeyen yorumlara
set çekebilirsiniz. Yani sizin bu istenen, bu istenmeyen yorum tarzı ayıklama yapmanıza gerek kalmıyor. Akismet bunu hallediyor sizin için. Limit login attempts. Yönetici panelinize rastgele şifre ve sayılar üreterek saldırı yapılmasını engeller. Yani deneme yanılma yoluyla sitenizin admin paneline girişin önüne set çeker. Bir kişi sizin sitenizin şifresini tahmin etmeye çalışıyorsa admin paneline gelecek. Deneme yanılma yoluyla bir işlemler yapacak. Buraya kadar her şey tamam. Ancak limit login attempts'i kullanırsanız da deniliyor ki bakın giriş denemeleri 3. Müsaade edilen giriş deneme sayısı 3. 3 kereden sonra 120 dakika, siz burada dakika sayısını arttırabilirsiniz. 120 dakika giriş denemesi yapılabilsin. Yani 2 saat sonraya erteleme yapıyor. Site o kişiye bir nevi blok koyuyor. Ardından mesela ikinci defada yanlış giriş denemesi yapılırsa 24 saat o kişiye o IP adresine blok koyuyor. WordPress Database Backup. En iyi seçeneklerden biri bu. Bütün database'inizin yedeğini alıyor ve işin güzel tarafını söyleyeyim. İsterseniz sunucudaki adresinize, isterseniz bilgisayarınıza ve isterseniz belli bir zaman diliminde e-posta adresinize database'in veri tabanını yedeğini gönderiyor. Oldukça iyi bir eklentidir bu. Son olarak WP Security Scan yani WordPress Security Scan programımız ise bizim sitemizi güvenlik bakımından tarıyor. Harika bir özellik. Burada sizin sitenize dair belli başlıklara bakıyor ve size Initial Scan kısmında rapor veriyor. Mesela ne diyor? Your table prefix is not WP diyor. Bunun haricinde WordPress versiyon saklandı. Database errorlar kapalı. No user, admin adında bir kullanıcım yok. Buradan sizin sitenize basit bir şekilde tarama yapabiliyorsunuz scanner kısmından.